Evet, bugün Hatice Pınarı'na geldik. Şu anda kar yağmaya başladı. Kaptanımız Hacı Bektaş Tat. Evet ustam. Rehberlik yapıyor. Ve geldik Avşunumuzun son köylerinde birisine. Hatice Pınar. İsmini öğrendiğim kadarıyla Hatice'nin Pınarı'ndan almıştır diye düşünüyorum. Pek fazla araştırma yapmadım. İnci Silgi'de çalıştır. İnci köyü Kaşanlı Örenli Hatice Pınar son köyümüz. Yani Avşin'e bağlı. Son, Kaşanlı köyleri. Tamamına Kaşanlı köyleri diyoruz. Evet. Burasında yüksek olduğu için devamlı başı dumanlı. Mesela aşağıda çekim yaptık, hiçbir kar bir şey bulamayız. Hatice Pınarı'na geldik, kar başladı. İşte bu da bu güzelliğiyle insana haz veriyor, insana tat veriyor. Benim soyadım gibi. Evet. Mehmet hocam gerisini sorarsa tarif ederim. Evet. Biz senede 2-3 defa Hatice Pınarı'na geliriz. Buranın havasını soluruz, teneffüs ederiz. İnsanlarıyla sohbet ederiz. Bizim muhtarımız var, Hüseyin Palo, sağ olsun. O bizi ağırlar. Onun misafiri oluruz. Bu sene de yine geldik. Birazdan muhtarımızın evine varacağız. Muhtarımızı ziyaret edeceğiz. Bugün Örenli'de bir cenaze vardı. Oraya da geçtik. Bu köy kaç hane? Tahminen. Kazı kaç hane sen söyle. 80 hane. Evet. 80 hane. Kışın 30 kişi kalıyor işte. Kışın 30-35 kişi kalıyor. 30-35 kişi mi hane mi? Evet. Hane kalıyor. Diğerleri dışarı büyük şehirlere gidiyorlar. Kazanç peşindeler. Yaza gelince burası yayla olduğundan hepsi geliyor. Çok da güzel mesire alanı var. İleride köyün havuzu var, gölü var. Gölün başında şenlik yapıyorlar. Evet, çekmen için böyle döndüm. En meşhur yerlerinden yazın insanların geldiği zaman Dlov mevkisi derler. Yani bir diğer anlamıyla gönül sahası, gönül mevkii denilen, o da burada şimdi birazcık şuraya çıktığımızda o saha belli olur ama şansımıza kar bastırdı. Belki tam da görünmeyebilir. Göl var aşağıda. Evet. Evet. Aşağıda göl var. Bundan birkaç sene önce geldik. Gölü gördük. Zaman var Sayın Ekaş. Var mı zaman? Var. Tamam. Evet. Oraya kadar o zaman. Ama yenip çıkman çıkar. Çıkarma. Çıkmasa tamam. Dostlar var. Evet. Kar da ufak ufak atıştırıyor. Kışın karın en yoğun olduğu bir mahallemiz. Bazı seneler burada 4-5 metreye yakın karlar olurdu. Zamanında bu sene hiç kar olmadı. Hiç olmadı. Evet, burada gölümüzde görüldü. Yazın uzaktan gelen insanlarımız. Orada kar daha iyi gözükür. Siyah ya. Evet, buraya geliyorlar. Burada eğlencelerini, şenliklerini, pikniklerini yapıyorlar. Burada düğünlerini falan da yapıyorlar mı? Bazen. Genellikle burası şey için kuruldu. Bu Kaşanlı köyleri tanıtma amacıyla mı? Amacıyla şenlikler, yaz şenlikleri genellikle burada oluyor. Ekrem abi, ben nasıl çıkamazdım? Fazla emin istersen.
fazla inme. Burası çamura benziyor, fazla inme. Zaten dün, ne olduysa. Dün kar ya. Buralar bembeyaz. Fazla aşağı inme. Yok, fazla. Bu yerde duracağım. Şuradan evet, döneyim. Aracımız çıkmayabilir. Gölümüzde fazla suda. Örnekler görüyor musun? Yok. Mankıt. Mankıtlar geliyor buraya, göle geliyorlar. Burada her sene bir çift akıt geliyor. Burada yavru yapıyor. Burada büyütüyor. 3-4 tane geliyor. Burada büyütüyor. Ondan sonra geri göçüp gidiyorlar. Göçmen kuşlardı. Şimdi onları belki yakında görürüz. Burada büyütüp gidiyorlar. Yavruyu nereden getiriyorsa getirip gölün içinde büyütüp götürüyor. Bir de şey yapıyor. Yok. Gölün kenarına inelim mi? Burada bir çamur ya. Tamam.